Herkese merhaba, ben Mustafa Altıntaş. Katar Üniversitesi Körfez Çalışmaları Bölümünde doktora yapıyorum. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı bursiyeriyim. Yaklaşık 4 senedir Katar'dayım. Bugün size Suriye'deki gelişmeleri, özellikle Suriye'de, genelde ise Orta Doğu'daki bir takım sosyal mesele meseleleri sizinle paylaşmak istiyorum. Birçok Orta Doğu ülkesini gezdim ve Orta Doğu üzerine de çalışıyorum. Ama daha çok uluslararası ilişkilerden ziyade toplumsal olayları, sosyal sorunları çalışmaya gayret gösteriyorum. Çünkü Türkiye'nin bu sahada yetişmiş insan sayısının çok az olduğu kanaatindeyim. Herkes uluslararası ilişkileri çalışıyor. Fakat toplumsal dinamikleri çok fazla çalışan yok. Esasında bu sorun Türkiye'ye has bir sorun da değil. Biraz batıda da bunu görüyorum eğer uluslararası ilişkilerle alakalı literatür taraması yaparsanız ortadoğu ile alakalı belki binlerce eser bulabilirsiniz fakat toplumsal sorunları ele alan eserlere ulaşmak isterseniz bunların sayısının sınırlı olduğunu söyleyebilirim elbette var ve birçok araştırma da sahadan yoksun olarak yapılmış bu da ayrı bir sorun ben bugün size Suriye'deki gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi yaklaşık 4 yıldır Katar'da yaşıyorum ve birçok Orta Doğu ülkesini ziyaret etme fırsatı elde ettim. Bu ziyaretlerim sırasında bazı bazı önemli ipuçları bulduğumu düşünüyorum. Örneğin bugün ne oldu da Suriye'de Esad rejimi devrildi? Bu beklenen bir şey miydi? Yoksa herkesin beklemediği bir anlam oldu? Açıkça söylemek gerekirse herkes Esad'ın devrileceğini veya bir şekilde gideceğini az çok tahmin ediyordu. Fakat Esad'ın bugün yani bu sıralarda gideceğini Türkiye dahil olmak üzere ben hiçbir ülkenin hatta hiçbir uzmanın tahmin ettiği kanısında değilim. Çünkü bu beklenmedik bir olaydı. Burada uluslararası dinamikler aynı zamanda bölgesel konjonktür bunda etkili olmuştu. Fakat meselemiz Esad'ın gitmesi e, meselesi değil yani. Mesele biraz bundan daha derin bir mesele. Çünkü mesele sadece tek kişiye indirgenemeyecek kadar kültürel ve toplumsal dinamikleri olan bir mesele. Ne oluyor da Orta Doğu'da sürekli savaşlar oluyor? Ne oluyor da Orta Doğu'da sürekli bir istikrarsızlık hali var? Ben üniversitedeyken lisans hocam derdi ki Orta Doğu'da istikrarsızlığın istikrarı söz konusu. O zamandan bu zamana belki 12-13 sene falan geçti. Hala böyle. Ki önceden de böyleydi. Gelecekte de çok farklı şeyler beklemek biraz saftillik olur. Peki nedir bu arka plandaki dinamikler? Ben bunu şöyle izah etmeye çalışacağım. Orta Doğu'daki devlet yapısı aslında bu şu anda ortaya çıkmış devlet yapısı kültürel yapıdan da bağımsız değil. Kültürel yapıda şöyle e, modern zamanlara uymayan bir e, ikilem var. Nedir bu ikilem? Siz hem bir ulus devleti inşa edeceksiniz. Hem de e, ulus devleti inşa ederken kapsayıcı olmayacaksınız. Bu bir ikilemdir. Öyle bir devlet inşa edecekseniz bütün vatandaşlarınızı dil, din, ırk, cinsiyet ayırt etmeksizin eşit olarak göreceksiniz. Herkese eşit muamele yapacaksınız bu kurallar manzumesini hayata geçirmeden toplumsal barışı, toplumsal refahı sağlamak mümkün değil. Orta Doğu'da hala insana insan olduğu için değer verme mevzusu bir iki adım geride. Haliyle bu geride olduğu için siz bir toplumsal barış inşa edemiyorsunuz. İnsana insan olduğu için değer vermediğiniz için güçlü kurumlar inşa edemiyorsunuz. Demokratik ...sistemler kuramıyorsunuz. Buradan kastım demokrasi değil. Demokratik kurumlar. Herkesin hakkını gözeten... ...dil, din, ırk, cinsiyet ayırt etmeksizin. Her bir hizip... ...iktidarı ele geçirince... ...diğer hizipleri ezmeye... ...kendi hizbindeki... ...kişi veya kişileri de... ...mamur etmeye... ...gayret gösteriyor. İşte bütün anlaşmazlık... ...bütün çıkmaz burada meydana geliyor. Ve siz böyle olunca... Dışarıdaki müdahalelere de açık hale geliyorsunuz. Bugün Rusya, Amerika ve bazen Türkiye'yi de söyleyebiliriz dış müdahale olarak Suriye üzerinde. Açık hale geliyorsunuz. Çünkü e, devlet kapsayıcı bir yapıya sahip değil. Birçok farklı farklı grup var. Bu gruplar da iktidar için mücadele ediyorlar. İşte bütün ana noktanın birleştiği yer burası. O nedenle Suriye'nin geleceğine yönelik umutlu hayaller kurmak bence bir soru işareti bırakmak gerekiyor. Ben tamamıyla karamsar değilim. Fakat bir soru işareti konması gerektiği kanaatindeyim. Kimileri Taliban'a benzetiyor, kimileri Irak'a benzetiyor Suriye'nin geleceğini. E, öngörüler yapıyorlar. Fakat ben bir öngörü yapamayacağım. Ama bundan mütevellit endişe duyduğumu da belirtmek istiyorum. Çünkü siz Böyle bir devlet inşa etmediğiniz zaman, devletin bütün unsurlarını eşit bir şekilde gören bir yapı inşa etmediğiniz zaman haliyle işler çıkmaza giriyor. Bir örnek vermek istiyorum. Kasım 5'te Katar'da bir referandum yapıldı ve o referandumda oylanan maddelerden biri de 1930'lardan sonra vatandaş olan Katarlar ile 1930'lardan önce vatandaş olan Katarlar arasındaki farkı kaldırmaktı. Çünkü onlar daha fazla Katarlıydı. Diğerleri ise daha az Katarlıydı. Yani hala kabilecilik anlayışının devletin yapısını oluşturmada temel dinamik olduğunu görüyoruz. Bu yapı diğer Orta Doğu ülkelerinde de var belli bir şekilde sirayet etmiş. Yani bizim kültürel kodlarımızda hala insanı insan olduğu için kabul etme noktasında bir iki adım gerideyiz. Şimdi sorular gelecektir. Batı bu noktada bizden çok mu ileride? Avrupa bizden bu konuda çok mu ileride? Biz mi çok gerideyiz? Türkiye'nin konumu nerede burada? Ben Türkiye'nin belli bir minvalde bu mevzuyu açtığı kanaatindeyim belli bir toplumsal barışı inşa etmek adına. Fakat diğer ülkelerde ben bunun bir iki adım geride olduğunu gördüm. Okumalarda yaptım. Hala araştırmalarıma devam ediyorum. Yanıldığım noktalar da olabilir. Ancak dediğim gibi bunları düzeltmek gerekiyor ki daha böyle istikrarlı barışı bu coğrafyada tesis edelim. Aksi takdirde sürekli savaş kaçınılmaz olacak. Peki bunu nasıl inşa edebiliriz? İşte en zor mesele de bu. Bu o kadar kolay olmuş olsaydı, devleti yönetenler de bu kadar saf değil, herhalde bunu yaparlardı. Bu çok kolay bir şey değil. Çünkü iktidar çok tatlı bir şeydir. Siz onu elde edince kolay kolay vazgeçemezsiniz. Toplumları değiştirmek o kadar kolay bir şey değildir. Siz toplumları sadece eğitimle veya farklı farklı stratejilerle belli bir noktaya kadar getirebilirsiniz. Ötesi için çok daha başka dinamikler gerekiyor. Ülkenin entelektüelleri, ülkenin entelektüelleri bunun için kafa patlatmalı. Bunun için farklı farklı yol ve yöntemler icat etmeli. Aksi takdirde sürekli olarak bir sürünceme de kalacak devletin bekası. Önemli bir kavram. Bugün kaç tane Suriyeli kendini gerçekten Suriyeli olarak addediyor veya kendisini Suriye olarak benimsiyor. Bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Dediğim gibi tamamıyla karamsar değilim ama hala kafamda oturmamış soru işaretleri var. Orta Doğu'ya bakarken, devletler arası ilişkileri analiz ederken birçok uzmanın ben bu noktaları kaçırdığı kanaatindeyim. Toplumsal dinamikler çok iyi bilinmiyor. Bugün X, y gruplarından bahsediliyor fakat Acaba toplum nasıl bir yönelim izleyecek? Kime nasıl itaat edecek? Veya kime nasıl direnecek? Bunları bilmek gerekiyor. Ve toplumun nasıl yönelebileceği için de bir takım farklı etmenler var. Bu coğrafyada akrabalık meselesi çok önemli. Siz bu ilişki ağlarını bilmeden toplumun geleceğini de anlayamazsınız. İşte bu nedenle ben bir Suriye'ye yönelik farklı bir bakış açısı kazandırmak adına bu videoyu da çekiyorum. Bundan sonraki süreçlerde de Orta Doğu'nun farklı coğrafyasındaki farklı ülkeler için dilim döndüğünce, elimden geldiğince sizlere bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Ama bu mevzuları sadece devletler arası ilişkilerle analiz etmek pek de doğru olmayabiliyor ki Suriye'de bugün yazılıp çizilen uluslararası fikir alanında mesela birçok makalede Arap Baharı sürecinde ABD'nin, işte Türkiye'nin vesaire diğer ülkeleri nasıl çuvalladığı yazılı, yazılıp çiziliyor. Çünkü bölge dinamikleri çok iyi bilinmiyor. İnsanların beklentileri çok iyi bilinmiyor. Çok yüzeysel analizler yapılıyor. İşte bu nedenle Suriye meselesiyle de alakalı olarak beklemek, heyecana kapılmamak ve temkinli olmak gerekiyor. Ama güzel sonuçlar olmasını da temenni ediyorum. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.